Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe dersinde haftanın kritik sorusu olan 11. soruyu çözüyoruz. Bu sorumuzda yeni alınan bir tişörtün yıkandıktan sonra bozulmaya uğraması gerekçesiyle mağazaya götürülüp değişim yapılmak istendiğini ancak talebinin reddedildiğini görüyoruz. Bu talebin reddedilme sebebi olaraksa yıkama talimatına uyulmadığı söylenmiş. Tişörtün yıkama talimatlarını verilen yıkama talimatı sembolleri ve anlamlarına göre inceleyelim. 30 derece sembolü var burada. Anlam olaraksa yanında düşük devirli ve kısa süreli sıkma programı uygulanarak belirtilen derecede çamaşır makinesine yıkanır ve durulanır bilgisi verilmiş. Yanındaki sembolde klorlu su kesinlikle kullanılmaz anlamına gelen bir ifade var. Hemen yanındaki ütü içinde yer alan tek nokta sembolünde düşük ısı ile ütülenebilir. Maksimum 110 derece anlamı verilmiş. Yanındaki daire içinde P harfi işareti ise kuru temizleme işlemi uygulanır anlamına gelmekte. Sondaki sembol ise kurutma makinesinde kurutulamaz anlamına geliyor. Tüm bu bilgilere göre tişörte hangi uygulamanın yapılması sebebiyle talebin reddedilmiş olabileceğini inceleyelim. Yıkadıktan sonra asarak kurutma yapmıştır. Asarak kurutma yapması doğru. Çünkü kurutma makinesinde kurutulması yanlış. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayıp normal sıkma yapmıştır. 30 derecede yıkanması doğru. Çünkü 30 derecede yıkanabileceği bilgisi verilmiş. Ancak 30 derece olduğunda düşük devirli ve kısa süreli sıkma programının uygulanması gerektiği belirtilmiş. Normal sıkma yapılması yanlış bir davranış. Yıkadıktan sonra 110 derecelik ütüyle ütülenmiştir bilgisi var. Evet bu da doğru bir davranış verilen sembole göre. Tişörtü kuru temizlemeye vermiştir bilgisi de yine doğru. Çünkü tişörtün kuru temizleme işlemine uygun olduğu bilgisi verilmişti. Öyleyse doğru cevabımız B şıkkı olmalıydı.